Çöldeki Deneyimler Zorlu bir mücadeleden sonra yolda bir parçasına yaklaştım. Ne zorluydu bu mücadele. Kuşkunun, kargaşanın ve alayın çallığına düştüm. Ruhumla yalnız olmam gerektiğini kabul ediyorum. Sana boş ellerle geldim ruhum. Ne duymak istersin? Ruhumsa benimle konuştu ve şöyle dedi bir dosta geldiğinde ne almak için gelirsin? Böyle olmaması gerektiğini biliyordum ama bana öyle geliyor ki yoksul ve boşum. Senin yakınına oturmak ve en azından canlandırıcı varlığının nefesini duyumsamak istiyorum. Benim yolum kızgın kumlar, gün boyunca kumlu, tozlu yollar. Sabrım bazen zayıf ve biliyorsun bir kez kendimden de umudumu kestim. Ruhum yanıt verdi ve dedi ki: Annesine yakınan bir çocuk gibi konuşuyorsun benimle. Ben senin annen değilim. Yakınmak istemiyorum ama yolumun uzun ve tozlu bir yol olduğunu söyleyeyim sana. Benim için yabandaki gölgeli bir ağaç gibisin. Gölgenin tadını çıkarmak isterim. Ruhumsa şöyle yanıt verdi. Sen hazzının peşindesin. Sabrın nerede? Zamanın henüz dolmadı. Çöle neden gittiğini unuttun mu? İnancım zayıf, yüzüm çöl güneşinin parıldayan ışıltısına hepten kör. Sıcak üzerimde kurşun gibi, susuzluk azap veriyor. Yolumun sonsuz uzunluğunu düşünmeye yüreğim yok ve Hepsinden öte önümde hiçbir şey görmüyorum. Ruhsa şöyle yanıtladı. Sanki hala hiçbir şey öğrenmemiş gibi konuşuyorsun. Bekleyemiyor musun? Her şey olmuş ve tamamlanmış olarak kucağına mı düşmeli? Dolusun. Evet. Erekle ve istekle dolu taşıyorsun doğruluğa giden yolun yalnızca ereği olmayanlara açık olduğunu hala bilmiyor musun? Söylediğin her şeyin ey ruhum, aynı zamanda benim düşüncem olduğunu biliyorum. Yine de bu doğrultuda yaşamakta zorlanıyorum. Ruh dedi ki, o zaman söyle bana, düşüncelerinin sana yardım edeceğine nasıl inanıyorsun?'' Bir insan sadece zayıf ve bazen elinden gelenin en iyisini yapamayan bir insan olduğu gerçeğini dile getirmeyi hep istemişimdir. Oysa ruh dedi ki, insan olmak sence bu anlama mı geliyor? Katısın, ruhum ama haklısın da. Kendimizi yaşamaya hala ne kadar az veriyoruz. Biz de yasasını bilmeyen bir ağaç gibi büyümeliyiz. Ereğin yaşamın kısıtlanması, evet dışlanması olduğu gerçeğini görmeden kendimizi ereklerle bağlıyoruz. Karanlığı bir erekle aydınlatabileceğimizi düşünüyoruz ve böylece ışığı geçmeyi hedefliyoruz. Işığın bize nereden geleceği önceden bilmeyi isteyerek haddimizi nasıl aşıyoruz? Sana tek bir yakınma ile geleyim. Alay, kendimi küçümsemek bana acı veriyor. Oysa ruhum şöyle dedi bana: "Kendini küçük mü görüyorsun?" "Sanmıyorum." Ruhum şöyle yanıtladı: "Dinle o zaman. Beni mi küçük görüyorsun? Kibrini beslemek için bir kitap yazmadığını, benimle konuştuğunu hala bilmiyor musun? Benim sana verdiğim sözlerle konuşurken alaydan nasıl acı çekebilirsin?" O halde kim olduğumu biliyor musun? Beni kavradın, tanımladın ve ölü bir formüle mi dönüştürdün? Uçurumlarımın derinliklerini mi ölçtün ve daha seni götürmediğim bütün o dip yollarımı keşfettin? Eğer iliklerine kadar kibirli değilsen alay seni zorlayamaz. Dürüstlüğün çok güçlü. Beni körleştiren kibrimi önüne sermek istiyorum. Görüyorsun. Bu da bugün sana boş ellerle geldiğime inanmamın nedenlerinden biri. Uzanmak istedikleri takdirde boş elleri dolduranın sen olduğunu hesaba katmadım ama eller uzanmak istemiyor. Senin kabın olduğumu, sensiz boş kaldığımı, senle dolup taştığımı bilmiyordum. Bu çöldeki 25. gecemdi ruhumun benden bağımsız duran bir varlık olarak bana yaklaşması, gölgeli bir varlıktan kendi yaşamına uyanması bu kadar uzun sürdü. Ben de ondan zorlu ama sağaltıcı sözler işittim. Bu el vermeye gerek duyuyordum. Çünkü içimdeki alayın üstesinden gelemiyordum. Bu çağın ruhu benzer zamanın tinleri gibi kendini son derece zeki görür. Oysa bilgelik sadece basit değil, basit fikirlidir. İşte bu yüzden zeki insan bilgelikle alay eder. Çünkü alaycılık onun silahıdır. Sivri zehirli silahını kullanır. Çünkü basit bilgelik onu vurmuştur. Vurulmuş olmasaydı silaha gerek duymazdı. Yalnızca çölde korkunç basit fikirliğimizin farkına varırız ama bunu kabullenmekten korkarız. İşte bu yüzden alaycıyız ama alaycılık basit fikirliğe ulaşamaz. Alay alaycının üzerine düşer ve kimsenin işitip yanıt vermediği çölde kendi alaylarıyla boğulur. Ne kadar zeki olursan basit fikirliğin o kadar budalacadır Bütünüyle zekiler basit fikirliklerinde, bütünüyle budaladır. Bu çoğun zekiliğinden kendi zekiliğimizi artırarak değil, zekiliğimizin en nefret ettiği şeyi, yani basit fikirliği kabul ederek kurtulabiliriz. Yine de basit fikirlik içine düştüğümüz için yapay budalalar olmak istemeyiz. Zeki budalalar oluruz. Bu da yüce anlama götürür. Zekilik erekle çiftleşir. Basit fikirlik erik bilmez. Zekilik dünyayı, basit fikirlik ruhu fetheder. O zaman ruha katılmak için ruhta yoksulluk yemin edin. Zekamın alaycılığı buna karşı çıktı. Birçokları budalalığıma gülecek ama kimse kendime güldüğümden daha fazla gülemez. Böylece alaycılığımın üstesinden geldim ama üstesinden gelirken ruhumun yakınındaydım ve benimle konuşabiliyordu. Ve yakında çölün yeşerdiğini görecektim. Gelecekte çöle iniş Ertesi gece hava birçok sesle doluydu. Yüksek bir ses şöyle dedi. Düşüyorum. Bu sırada diğerleri kargaşa ve heyecan içinde bağırdı. Nereye? Ne istiyorsun? Kendimi bu kargaşaya bırakmalı mıydım? Ürperdim. Bu korkunç bir derinlik. Kendimi rastlantıya, kendi karanlığımın çılgınlığına mı bırakmam istiyorsun? Nereye? Nereye? Düşüyorsun ve her kimsen ben de seninle birlikte düşmek istiyorum.'' Derinliklerin tiğini gözlerim açtı ve içsel şeyler çok biçimli ve değişen ruhumun dünyası gözüme ilişti. Yanı sıra büyük derinliklere daldığım gri taştan bir yüz görüyorum. Karanlık bir mağarada ayak beliklerime kadar çıkan kara çamurun içinde duruyorum. Üzerimde gölgeler dolanıyor. Korkuyla kasılıyorum ama İçeri girmem gerektiğini de biliyorum. Kayadaki dar bir çatlaktan sürünerek geçiyorum ve tabanı kara suyla kaplı bir iç mağaraya ulaşıyorum. Bunun da ötesinde ulaşmam gereken parlak kırmızı bir taş gözüme Çamurlu suda güç bela ilerliyorum. Mağara bağırıp çağıran seslerin korkutucu gürültüsüyle dolu. Taşı alıyorum ardındaki kayada karanlık bir açıklığı gizliyor. Taşı elimde tutuyorum. Gözlerimle çevreyi araştırıyorum. Sesleri dinlemek istemiyorum. Beni uzak tutuyorlar. Oysa bilmek istiyorum. Burada bir şey dile getirilmek istiyor. Kulağıma açıklığa dayıyorum. Yeraltı sularının akışını istiyorum. Karanlık akıntıda birisinin kanlı başını görüyorum. Yaralı biri, katledilmiş biri yüzüyor orada. Titreyerek bu imgeyi uzun süre alıyorum. Karanlık akıntıyla birlikte yüzen büyük, siyah bir firavun böceği görüyorum. Akıntının en derin ucunda kırmızı bir güneş parlıyor. Işığı karanlık sulara yayılıyor. Orada karanlık taş duvarlarda güneşin parladığı derinliklere doğru gitmeye çalışan küçük bir yılan görüyorum ve içimi bir yılgı kaplıyor. Binlerce yılan ortalıkta sürünüyor ve güneşi perdeliyor. Derin gece çöküyor. Kırmızı bir kan seli, kalın kırmızı kan fışkırıyor. Uzun süre kavarıyor, sonra çekiliyor. Korkuyla kasılıyorum.'' ne gördüm. Kuşkunun bende açtığı yaraları iyileştir ruhum. Bunun da aşılması gerekiyor ki böylece yüce anlamını tanıyayım. Her şey ne kadar uzak ve nasıl da geri döndüm. Tinim azap verici, görüşümü parçalıyor. Her şeyi koparıp parça parça eder. Hala düşünmemin kurbanıyım. Düşünmeme sessiz olmayı ne zaman söyleyebilirim ki? Böylece düşüncelerim o azılı köpekler ayaklarıma kapansın. Düşüncelerim ortalıkta oluyorken sesini daha yüksek, yüzünü daha açık görmeyi nasıl umabilirim? Dona kaldım ama dona kalmayı isterim çünkü sana ant içtim ruhum. Beni çılgınlığa götürsen bile sana güvenmeye ant içtim. Uyuklamanın acı içkisini tortusuna kadar içmedikten sonra güneşin altında hiç yürüyebilir miyim? Yardım et bana ki kendi bilgimle boğulmayayım. Bilgimin doluluğu beni üzerime çökmekle tehdit ediyor. Bilgimin bin sesi var. Aslanlar gibi kükreyen bir ordu. Ben konuşurken hava titriyor ve ben onların savunmasız kurbanlığıyım. Bilimi o akıllı bilgini, ruhu zincirleyen ve onu ışıksız bir hücreye hapseden zindancıyı benden uzak tut. Her şeyin ötesinde sadece saltıcı yılan gibi görünen ama senin derinliklerinde öldürücü zehir ve cefalı ölüm olan yargının yılanından koru beni. Derinliklerine beyaz giysiler içinde arınmış olarak inmek istiyorum. Eline geçirebildiğini alan ve nefes nefese kaçan aceleci bir hırsız gibi değil. Tanrısal hayret içinde kalayım ki, böylece mucizelerine bakmaya hazır olayım. Başımı kapındaki bir taşın üzerine sereyim ki, böylece ışığını almaya hazır olayım. Çöl çiçek açmaya başladığında tuhaf bitkiler filiz verir. Kendini deli olarak göreceksin ve bir anlamda gerçekten de deli olacaksın.'' Bu çağın Hristiyanlığı delilikten yoksun olduğu oranda tanrısal yaşamdan da yoksun. Eskilerin bize imgelerde öğrettiğine dikkat et. Delilik tanrısaldır. Oysa eskiler bu imgeyi olaylarda somut olarak yaşadığından bizim için aldatıcı hale geldi. Çünkü biz dünyanın gerçekliğinin efendileri olduk. Buna kuşku yok. Ruhun dünyasına girersen deliye benzersin ve hekim senin hasta olduğunu düşünür. Burada söylediğim hastalık gibi görünebilir ama kimse onu benden daha fazla hastalık gibi göremez. İşte deliliği böyle açtım. Tanrısal deliliğin ne olduğunu bilmiyorsan yargını ertele ve meyveleri bekle.'' Yine de derinliklerin tininin bu çağın tinine boyun eğdirmesinden başka bir şey olmayan bir tanrısal delilik olduğunu da bil. Derinliklerin tini daha fazla aşağıda kalamadığında ve insanı insani konuşma yerine dillerde konuşmaya zorladığında ve onu derinliklerin tininin kendisi olduğuna inandırdığında o zaman hastalıklı sanrıdan bahset. Bu çağın tini insanı bırakmayıp yalnızca yüzeyi görmeye, derinliklerin tini yatmaya ve kendini çağın tini olarak kabul etmeye zorladığında da hastalıklı sanrıdan bahset. Çağın tini tanrısal değil, derinliklerin tini tanrısal değil, denge tanrısal. Bu çağın tinine takılıp kaldığım için tam da bu gece başıma gelenin olması gerekiyordu.'' Yani derinliklerin tininin fışkırması ve bu çağın tinini güçlü bir dalgayla silip süpürmesi yine de derinliklerin tininin bu gücü edinmesinin nedeni çölde 25 gece ruhumla konuşmuş ve ona bütün sevgimi ve bütün teslimiyetimi vermiş olmamdı. Oysa 25 gün boyunca tüm sevgimi ve teslimiyetimi şeylere, insanlara ve bu çağın düşüncelerine vermiştim. Çöle sadece gece gitmiştim. Hastalıklı ve tanrısal sanrıyı böyle ayırt edebilirsiniz. Birini yapıp diğerini yapmayanı hasta diyebilirsiniz. Çünkü dengesini yitirmiştir. Yine de tanrısal sarhoşluk ve delilik kendisine geldiğinde kim korkuya dayanabilir ki? Sevgi, ruh ve tanrı güzel ve korkunçtur. Eskiler tanrının güzelliğinin bir parçasını bu dünyaya getirdiler. Ve bu dünya o kadar güzel oldu ki bu şahın bir bütün olarak ve tanrılığın sinisinden daha iyi göründü. Dünyanın korkunçluğu ve amansızlığı örtüler altında ve yüreklerimizin derinliklerinde durur. Derinliklerin tiğini size geçirdiğinde amansızlığı hissedecek ve azapla bağıracaksınız. Derinliklerin ruhu demir, ateş ve ölümle gebe.'' Derinliklerin tininden korkmakta haklısınız ve o yılgıyla dolu. Derinliklerin tininin ne taşıdığını görmüyorsunuz bugünlerde. Buna inanmadınız ama korkunuza danışsaydınız bilirdiniz. Kan kristalin kırmızı ışığında parıldadı ve bana doğru ve gizemli keşfetmek için elimi aldığında dehşet açılarak önüme serildi. Gelecek olanın derinliklerinde cinayet yatıyor. Sarışın kahraman katledilmiş yatıyor. Kara böcek yenilenme için gereken ölüm, bundan sonra da yeni bir güneş, derinliklerin güneşi bilmecelerle dolu gecenin güneşi şıldadı. Yükselen bahar güneşinin ölü toprağı canlandırması gibi derinliklerin güneşi de ölüyü canlandırdı ve böylece ışık ile karanlık arasında korkunç bir mücadele başladı. Bundan güçlü ve dinmeyen kan kaynağı fışkırdı. Bu gelecek olan, şimdi hayatınızda yaşadığınız ve bundan fazlasıydı. Derinlikler ve yüzey karışmalı ki yeni yaşam gelişebilsin. Oysa yeni yaşam bizim dışımızda değil, içimizde gelişir. Bugünlerde dışımızda olanlar bu imgeyi nasıl ki biz bizden önce olaylarda yaşayan Eskilerin imgelerindeysek, onların da kendi yollarında öğrenebilmesi için unutulmayacak şekilde uzak çağlara bırakan insanların olaylarda yaşadığı imge. Yaşam bize olaylardan değil, bizden gelir. Dışarıda olan her şey önceden olmuştur. Öyleyse dışarıdan olayı göz önüne alan her zaman yalnızca zaten olmuşu ve her zaman aynı olduğunu görür. Ama içeriden bakan her şeyin yeni olduğunu bilir. Olan olaylar hep aynıdır. Oysa insanın yaratıcı derinlikleri her zaman aynı değildir. Olaylar hiçbir şey göstermez. Yalnızca bizi gösterir. Olayların anlamını biz yaratırız. Anlam yapaydır. Her zaman öyleydi. Biz öyle yapıyoruz.''